Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nitreden 30'a kıssa. Bugün 5. kıssanı yaklaşacağımız. Bu hadis sadaka fazla edin namlanan. Bu hadis İmam Müslim'in sahihlerde getirilgen Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan o kişi şunu dedi. Bayna raculun bi falatin min al-ard fasamiya sawtan fi sahabatin isqi hadiqata fulan fatanaha zalika as-sahabu fa afraga ma'ahu fi harratin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Bir kişi sahrada ketib borar ekan, sahrada tosatdan osmondagi bulutdan bir ovoz eshitdi. O buluttaki ağız falancını, bağını soğur dedi. Ana şu bulut bir çekici sürüldü de bir tağlı boyuncağı yağdı. İçindeki suunu boşalttı. Fayda şercatu min tilke şiraci kad isteve abed zelike el-ma'a kullahu fetetebbe el-ma'a. Bu suunu hemması ana şu tağını yağı ki taşla cağı yokanından ki bitti arakka cemlendi. Huddu bura onu boş kalıyken de ki. Ve su camlarını paske kadar baktı. فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ ف۪ي قَد۪يقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَا بِمِسْحَاتِهِ Ana şu aradan oku borgen su bir bağ gekirdi. Peygamberimiz aytadılar, bu bağda turgan bir kişi bu suunu özünü koruduğu asbabı bulan başkarardı, uyakı bir koçardı. Şunda böyle buluttaki avazda eşken kişi taaccüblenip bağda da haliki bağdaki kişiye kadar Ey Abdullah dedi, ismin ne dedi? Bağdaki kişi falancı dedi de bulutta aytilgan adamda ismini aytdi, yani şu adam dedi. Şunda فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَاللّٰهُ لِمَ تَسْأَلْنِيَنْ اِسْمِي Bağ egesi soradı, nemege beni ismimi soruyorsunuz dedi. Şunda buluttan avazı işken kişi aytdi اِنِّي سَمِعْتُوا صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذ۪ي هُوَ هَمَاهُهُ يَقُولُ اِسْقِي حَد۪يقَةَ فُولَانٍ لِيْسْمِكَ فَمَا تَسْنَعُ ف۪يهَا Bana bu bulut gelip senge su koydu. Şu buluttan şöyle bir avazda eşittim. Senin ismini aitip durup şu adamda bağıya suyunu tökken, şu adamın bağını soğarken de yani eşittim dedi. Bu bağımdan ne iş kılasan dedi. Yani ne bir kerametin var ki su seni, namini aitip gelip kuyu yaptı. Başka yeri yok mu yapıyor mu? Bu hadis Sahih-i Müslim'den hatır ve tamam. Bağ egesi قال amma iz kulta hâza fe inni anzuru fi ila ma yahrucu minha. Yani soradın ya tamam diye yaptı. Elbette ben bu bağdan çıkardığım yanlarını kareyemem. Hasılığı kareyemem. Üçten birini sadaka kılamam. Üçten birini özüm, ailem bilen yiyemem. Üçten birini bağda özüye kaytaramam dedi. Hadis nihayesi yetti. Mana bu hadisten kandeyi hulasanlar, kandeyi bir ibretler alınadı. Birinciden, mana boyagi kişi buluttan çıkan avazını eşitti. Bu keramet deyildi buralarlar. Keramet bile mucizenin farkı var. Mucize fakat yine peygamberlerine verilgen, bu mucize şunu inerse ki, Allah Azze ve Celle'den başka hiç kim kılamayan iş. Adam bolası aciz boyan iş. Kaytarabaytlarımız bu fakat peygamberlerine verilgen. Ama keramet var, keramet hak. Mesela Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu halife bulup durgen davrlarda Müslüman koşunu bir cahide cengkıladı da düşman onlarını orka tomandan aylanıp ötüp kamal koşuyu havfı buladı. Bana şu sariye haberi yok durgeni de bir neçe bin kilometre bir yolda Medine'de oturuyor Ömer ibn Hattab adamlarına kutuba kılayatıp durup Tosat'tan kutbasını bozup Ya Sariyet el Cebel Ya Sariyet el Cebel dedi. Yani öyle koşun tokka çekiniler, öyle koşun tokka çekiniler. Şunu ayeti organı sezmiydi. Ve bana şu ayetinin yan avaz, ana şu koşunun emiriyeti boradı. Bu mucize mas bu keramet. Koşun tokka harap çekinadı, şu sebeple mağlubiyetten kurtuluşadı. Kelim bana şunu diye avazını eşitliydi gene de Medine ahli Ömer'in hatta şuna sana etkeni gene açışadı. Keramet var narsa, Allah Teala özünün velilerine bu narsanı kürsetedi ki özünün kudretini Allah Teala bandaları körüşü gene, bana şu narsa bilen körüşü gene haklıydı. Osman razıyallahu anh'u.
Künladı burada bir mecliste otururken de bir adam geri oturdu. Osman meclisi, raziyallahu anh. Arkasından yine bir adam geldi. Bir neçe adam girgenden ki, Osman raziyallahu anh etti ki, hazır oldu ileride, közüde zina alameti var adam bir girdi dedi. Bir adam girdi, zina akıp geldi közü bile. Şimdi, Allah'ın beden nebi, bu peygamberden ki vahiy kere yaptı mı dedi. Adamlar. Osman raziyallahu anh ettiler, yok bu mumunun farasatı dedi. Demek keramat var. Allah'ın bir salih velilerine, dostlarına Allah-u Teala bana şöyle bir kerametlerini kürsetedi. Hazır biz ettikken kişi hem bu lütteki şu avazını eşitti. İkinci anladığın hulası, yağmur bu hayat. Su bu hayat. Allah-u Teala Osman'dan suunu çürüp ölü yerine tırıltırışı yine etedi. İnsan cesedine ne çifacı sudan ibaret idi? Ulamalar ıhtılafı barıştı. Ne faiz gelirler ittifakı kevalı gerek? 70, 90, 100 faiz. 100 faiz sulbası ama kanat durup su yok. Muhumu insanla ekser kısmı sudan ibaret. Demek Osmanlı'nın düşken su siz bilen bizi tırhlikimizi temin ediyen Allah Teala'nın bir kerametin müjdesi. Özü oğlanlarda keşfiyatlarda nazar sosyal suunu özünü tırhlik neyse de bayit şey yaptı. Suunu stakendeki suge Japonya'lı bir oğlanın tatkikatını yaptı. Sen yalansan, ben seni yaman göremende suge katlı hunu yapıp durup muzhanaya koyup muzlatıp şunu muzudan köşürü alıp mikroskopta görse haligindeki çizilgen kristaldı resmi nahatlı bir batbaşarı hunik böcelgen surat bol yaptı. Yani hüttü şu başka suda yapıp durup ben seni yaş göremem, sen çıralıysam, sen yaşlısam deyip durup muzlatıp kristallansa bunu nakşı başka çara aşkı yaptı gözler bak. Su özü trinese diyetti oğlumlar. Ve yağmur Allah da oğlanı bergen uluğ nimetlerinden. Ve yağmurunu kaçan, kayırge, kanca yağışını fakat Allah biladı. Onda ayet bir şey yaptı yok. Tağlı rayonlarda sel yağışını hafı var dedi. Hakikaten yok adı. Bu, yok. Biz keramet degende halal haramda tanıydık yani. Beş mehal namazda ibadetteki mumun düşünemiz. O namazdan bir hafet içip erkekleri yürüyen adamda keramet demeyiz mi onunkine? Onlar Allah da olay belgen ilimden, tecrübeden faydalanıp bulutu güçlü yakalaptı, tahmin eti yaptı. Onlara meyte de yüz faiz demeydi. Yoksa yok adı yokmazsa yok değil. Bu, yağmur hayır ya kança, kaçan yok adı Allah da olay özü biledi. Çünkü yağmur kaçan hayır ya kança yağışlığı Allah da Allah özünü huzuruna koyarken beş de ilimden bittesiye girerdi. Hiç kim bildirmeyken. İnna Allah'a indahu ilmus sa'ati. Kıyamet saati kaçan buluşunu ilmi fakat Allah'ın huzurunda. Ve yunazilu gayf. Yağmur diyen özü düşürerdi. Hiç kim bilmiydi hayır ya kança yağışını. Ve ya'lemu ma fil arham. Ananın karnındaki balalarını çırali mi, huni mi, akıl rasa mı, naqs mı, bunu yem Allah burada. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَ تَكْسِبُ غَدَى Nefs irtege nime topşliğini yem bilmiydi. Perverdigar buladı bunu. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوت Ve nefs irtege kayırda ölüşliğini yem bilmiydi. Ana şu Allah da Allah hiç kimge bildirmeyen beş de ilimde bittesi yamgır ilmi. Bunu fakat kim buladı? Allah biladı. Üçüncüden Müslüman adam Rabbarası'daki bradarının ismini bilmezse Abdullah deyişi mümkün eken. Bu bana şu bendege nisbeten ikram, hürmet. Allah'ın kul edip duru bu kulunu Allah'ın ismine izafa kılıçdaki. Bradar deyimiz o. Abdullah dese demek bol olar eken. Törtüncüden Müslüman adam özünün sevabli amellerini elbette berkitip yaşayıp yürüdü ki riya sun'a aralaşmasın dedi. Berkitip oladı amellerini. Ama eğer adamlar ibretlenişi için soruyor yan bosa, soruşsa ayçliği hılasıya hılafmaz. Çünkü boyaki kişi gelip neme sene var ki işin var. Seni ateğini ayçıp durup yan kuru gelip yan yaptı degeni de kıyan işini ayçtı. Biz de soramasın yapar or aramızda. Demek sorarken de ibret üçün sorarsa, etse bularken. Un geçe, ne makaması ne gereken?
köz köz kılmaslık gereken. Bu hadiste miskin ve fakirlerge hayr-i ihson kılışının fazilet hakkından bir gap aytib o'tilindi. Yani karayın, üçten birini tarqataman deyapti. Üçten birini bola çakan bilen yiyman, üçten birini bağda özge sarflayman deyapti. Demek bu salih kişiye yomg'irni ismi aytilib qo'yilishigini sabablardan bittasi yetim yesirda hakkını özünü bog'idan çıkarıp beradi. Çünkü umuman dünya topayken, ticaret bilan shug'ullanayotgan akalarimizga ham aytiladigan narsa. Qo'lida dunyosi bormi? Kambag'al bechoraning hakkını bersin. Bu o'rinda Qur'on-i Karimdagi Qalam surasiga murojaat qilsak, Alloh taolo bog' egalarini qanday balolaganligini xabarini beradi. Astag'di billah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunha musbihin. Yamanda juda bir katta maydonda egallagan bog' bor edi. Ana shu avvalgi o'tgan davrlarda. Bu bog'ni egasi solih inson edi. Meva pishgan paytda, hosil yig'iladigan paytda kambag'al bechoralar kelar edi, ularning haqlari ulushlari berilar edi. Bu solih kishi shu ishida davomli bo'ldi. Bog' meva berib yashnab turdi. Endi noqobil farzandlarga qoldi otaning vafotidan keyin bu bog'. Shunda ular aytishdi, otamiz esi yo'q odam edi. Shuncha katta bog'ni bir qismini, mevasini berib yorardi. Endi biz bermaymiz, bermasak ko'proq deyadi o'zimizga dedi. Ular mana shunday bir Allohga osiy bo'ladigan ishni niyat qilib yotishdi. Fatofa alayha ta'ifun min robbika va hum na'imun. Qorong'ida borib, hech kimga bildirmasdan tervoramiz. Birorta bir miskin kelib so'rab tura olmasin deb yotishdi. Kechasi bir aylanuvchi chiqdi-da, bog'da bir aylanib qo'ydi. Bir o't chiqdi g'ordan, o'sha yerdagi tog'dan. Fasbahat kassarin. Kuyib hamma daraxtlarning to'nkalari qoldi. Ko'ring, necha yillar bir tekkiz chiroyli meva daromad berib turgan bog' noqobil farzandlarning qo'liga o'tib kambag'al bechoralarga haqqini bermaymiz degan paytda Alloh taolo ulardan bu bog'ni nima qildi? Olib qo'ydi. Oltinchidan, bu hadis inson bolasi o'zini rizqini o'zini qo'li bilan, o'zini mehnati bilan topib yeyishligiga ishora bor. Buroni hisobidan kun ko'rayotgan, pulni qayerdan kelib, qanday bir mehnat mashaqqat evaziga kelayotganligini bilmagan odamni sarflashini ko'ring. Beli og'rimaganda nima degani bu? Rossiyada qanaqa qiyinchilik bilan pul jo'natayotganligini bilmayotgan enalarimizni pul sarflashini ko'ringlar. 2 yil betob bo'lib, bemor bo'lib, yurtidan, bola chaqasidan uzoq bo'lib, qiynanib top kelgan erdi, bitta to'y o'tkazadi. Shunda yerini sohib turib, boring yana deydi. O'zi bitta pochka kasal bo'lib kelgan edi. Endi yana ketadi. Beli og'rimaganda noyishini ko'r. O'zini farzandini uzoq musofir yurtlarga jo'natgan aka-ukalar, opalarimiz ham eshitadi bu ma'ruzalarda inshaalloh qanaqa qiyinchilik, mashaqqat evaziga topib jo'natayotganligini jinday mulohaza qilinglar. Qadriga yetinglar, isrof qilmanglar, chunki bu farzandlar, bu juft halollar, u tomon bo'lib safarda yurganlar, keyin ham kerak bo'ladi sizlarga. Qadriga yetinglar. Demak, inson o'zini qo'li bilan mehnat qilib pul topsa, o'zini mehnati bilan topsa, o'ylab sarflaydi. Rozimisizlar? Chunki Davud alayhissalom ham o'zini tirishchiligini podsho, payg'ambar, qozi bo'lishiga qaramasdan temirchilik bilan tirishchiligini o'tkazgan. Eng yomon odam birovlarga yuk bo'lgan odam, bilib qo'yinglar ukalar. Shuning uchun uylanayotganda-chi, uylansa meni podbeshik qiladi degan javobdan qiz olmanglar. Eshitib qolyapmiz. Shu qizini olsak, o'g'limizni bir-ikki yil podbeshik qilib turadiganmi qaynatasi deb so'rab kelayotgan opalar bor ekan. Sen o'g'il boquvdingmi? Iymon qani Allohga bo'lgan. Rizq Allohdan degan e'tiqod qani? Ukalar, tushunchamizni to'g'ri qilaylik. Rizq Allohning qo'lida. Otangiz o'lsa, eningiz o'lsa ham sizning rizqingiz o'zingizni peshonangizga yozilgan, siz bilan billa. U birovni orqasidan kun ko'rmaylik. Nima demadinglar?
Bu fakat Allah'a iman keltirgen, müstakil bütün bir yüreğiyen, bileğiyen, bileğiyen, müstahken bugün oğul baladı buladı buna itikad. Bu ayındaki fikirdekiler, oğul baladı bunu bilin ona kalardı. Yedinciden, bende özüge keladigen rızkını, mihnet edemeden topu yiyişlik gerek, arzu hayaller bilen, fakat dua kılıp otursaydı bu neydi? Dua kıladı, Allah'a tevekkül kıladı, çıkıp bir hünerde, bir kasıtlı ticaretini makaladı, etegin üşeydi. Neticesini Allah-u Teala'ya tevekkül kıladı. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.